Muhterem mi ne oldu? Muhterem mi? Kendine gel. Ya muhterem mi? İyi misin? Ya bir kolonya falan getirin ya. Muhterem mi ne oldu sana? İyi misin? Ana! Muhtar ölmüş. Önce benim ayağımın dibine attı mı yürü. Dur. Öleceğini hissetti de yerine benim geçmemi istediğinden benim ayağımın dibine fırlatıverdi. Hiç de bile. Ağlar. Görmediniz mi? En son benim gözümün içine bakıp can verdi. Hakkı rahmetle öyle kavuştu. Asıl benim gözlerimin içine baktı. Yürattı ayaklarımın dibine. Son nefesini verdi. Durmuş amca. Memiş amca ne oluyor ya? Ayıptır. Günahtır. Daha muhtarın nefesi soğumadı. Siz mühür kavgası yapıyorsunuz. Ama öğretmen bey oğlum. Bu adam yalan söylüyor. Hadi oradan. Burada bir yalancı varsa o da sensin. Durmuş efendi. Ya rica ederim. Yapmayın. Ayıp oluyor valla. Günah. Tamam ağalar. Seçime kadar sabredin. Bakın mührü şu içerideki kutuya koyuyorum. Sandıktan kime fazla oy çıkarsa muhtar odur. Mühür de onundur. Köyde seçim var, seçim. Seçim mi? Hayda, bir buraya gitme bak. Ay Sadık ağa, korkuttun beni Sadık ağa. Ama ben... Şey için geldim ben. Tamam Sadık, tamam geçti. Hani birden çıkınca karşıma. Tamam üzülme artık, geçti. Söyle bakalım niye geldin sabah sabah? Bir şey mi söyleyeceksin? Ha? Evet seni dinliyorum. Bunu sana getirdim. Al. Bakalım neymiş? Bana kuru üzüm mü getirdin? Hı-hı. Ay teşekkür ederim. Hani dün bana dedin ya, kuru üzümü çok severim dedin. Ben de buldum getirdim. Rahmetli anam da çok severdi kuru üzümü. Nefismiş. Afiyet olsun. Çok lezzetliymiş. Geliyorum şimdi Yılmaz. Yılmaz beni komşu köylere götürecek. Neden? Çocuklara aşı yapacağım. Öyle mi? Öyle. Sonra da sizin köye aşıya geleceğim. Ben sana istersen yine kuru üzüm getiririm. Sağ olasın, isterim. Yılmaz Bey, çantamı alıp geliyorum hemen. Sadık. Çabuk koş. Gel böyle. Ne olan? Ne arıyorsun sen burada? Niye koyunlarının başında değilsin? Bana bak. Huriye Hanım'ı rahatsız edeyim deme sakın. Ama ben onun sevdiği şeyleri yapıyorum. Allah Allah. Onun peşini bırakacaksın. Bırakmazsan o bacaklarını kırarım senin. Anladın mı lan? Yoksa sana varacağını mı zannediyorsun sen onu? Saftirik. Ulan o koskoca hemşire. Sen kimsin? Köyün çobanı. Ya ben kimim? Ben koskoca devletin şoförüyüm. Ben doktoru, hemşireleri, ebeleri götürüyorum arabamla. Bu vazifeyi bana devlet vermiş, devlet. Saftirik, göreceksin bak. Huriye benim karım olacak, karım. Geldim. Ay geç de kaldık. Ah, oh, kuru üzüm mü o? Evet, ister misin? Bayılırım. Siz yemeyecek misiniz, ha? Boş ver, bana yine gelir nasıl olsa. Pek de güzelmiş be. Huriye Hanım. İşiniz bittikten sonra şu derenin kenarındaki çay bahçesine gidelim mi? Hani şu yeni açılan mı? Ha.
Ta şehirden geliyorlar oraya manzarası için. Tamam, ben de çok merak ediyordum zaten. Buyurun. Yavaş dur, midem bulandı vallahi. Özür dilerim Huriye Hanım, yavaşlıyorum. Huriye Hanım, yanlış anlamayın ama... yani ben sizin iyiliğiniz için şey diyorum. Yılmaz Bey, çıkarın dilinizin altındaki baklayı lütfen. Şey ya ne bileyim, şu Sadık pek tekin bir adam değil. Üstüne üstlük saf direğin teki. Neden yüz veriyorsunuz ona acaba, ben anlamadım gitti. Sizin gibi hanımefendilerin öyle adamlarla muhatap olmaları. Yani ne bileyim. O çok uyumlu, insancıl biri. Yaptıkları çok eğlendiriyor beni. O doğru valla. O açıdan düşünürsek ona bakıp bakıp güleceksiniz. Tamam Yılmaz Bey, kapatalım bu konuyu. Peki Huriye Hanım, nasıl isterseniz. Arabaya çok özen gösteririm ben. Bir nevi hobi benim için. Aslında... bizimkiler de kızıyor bu işi yaptığım için tabii. Birçok başka imkan var ama ben böyle mutluyum. Yani mesela siz de hemşire olmayı seçmişsiniz. Yoksa manken bile olurdunuz bu güzellikle. Çok teşekkür ederim. Çocukluğumdan beri hemşire olmak istedim. Ne oldu? Ne oldu Yılmaz Bey? Huriye Hanım görüyorsunuz. İnekler canım. Bakar mısınız lütfen ne kadar medeniyetsizce. Yolun ortasında öyle durmuşlar. İnekler, lütfen biraz kenara çekilir misiniz? Ho demek istemiyorum. Ho çok kaba bir kelimedir çünkü. Öyle değil mi Huriye Hanım? Huriye Hanım, durun ne yapıyorsunuz? Ho! 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 O kaba kelime sizin o nazik ağzınızda nasıl da inceliyor. Bakın inekler bile anladı. Biri Memiş dayının, biri Durmuş dayının ineği. Seçim propagandasına başlamışlar. Bunlar zaten toprak yüzünden kavgalıydılar. Şimdi yandığımızın resmidir. Anlamadım Huriye Hanım. Köyde seçim var Yılmaz Bey, seçim. Eşe, kız eşe, eşe. Ne var Durmuş? Bak hele. Nasıl oldum? Yakışmış mı ha? Aman Durmuş, sen ne giyersen yakışır. Allah özenmiş de yaratmış, maşallah. Şu duruşa bak, şu bakışa. Boy post desen bir tane. Gözleri koyu kestane. Nefesi kokar, nane nane. Allah nazardan saklasın, şahane. Aferin kız, iyi ezber etmişsin. Ha? İşte hep böyle konuşacaksın. Bir lafı unuttun emme. Hangi lafı? Hangi lafı olur kız? En mühim lafı unuttun. Çabuk söyle onu, çabuk. Ay. Ne söyleyecektim? Ay kusura kalma Durmuşum, unutmuşum. Muhtar olacak tek adam sensin. Ha. Gerisi bahane. Söyle bakayım. Muhtar olacak tek adam sensin. Gerisi bahane. Evet. Bu köyde muhtar olacak tek aday benim. Gerisi bahane. Kim? Durmuş mu? O benim dörtte birim kadar oyasın da zil takıp oynasın. Kimse sevmez ki onu. Oy falan alamaz. Karısı, çoluğu, çocuğu bile oy vermez ona. Tek oy olur, onu da kendisi verir zaten. Hayır, biraz aklı çalışıyor olsa oyunu bana verir. Şey Durmuş, Memiş de aday olmuş. Ya o kazanırsa? Kim oy verir ona? Alsa alsa bir tek oy alır bir. Onu da kendisi verir. Bu köye muhtar ben olacağım. İlla da ben olacağım, billa da ben olacağım. İnşallah. Ben. İnşallah. Haftaya sen de muhtar karısı olacaksın kız. Kaydı kasıp kasıp kasılırsın. Hoşuna gitti değil mi? Seni gidi seni. Muhtar. Memiş ve muhtar karısı
Deşe. Nasıl kız? Hoşuna gitti mi? Ne dedim ben işim? Bu köye ben muhtar olacağım dedim. Anlamadım. Baytar mı olacağım? Ama Memiş sen kim? Baytarlık kim? Baytar olacakmış. Ay baytar olup da ineklere mi bakacaksın? Kız sen ne laf anlamasın. Muhtar olacağım diyorum. Haftaya seçim var. Sandıktan ben çıkacağım. Sandıktan mı çıkacaksın? Ay çeyiz mi oldun şimdi de Memiş? Hem bizim kızımız yok ki oğlumuz var. Ne çeyizi öyle ya? Yok kız oy alacağım oy. Koy mu alacaksın? He koy alacağım. Yüzeceğim mi böyle? Pişir pişir. Deniz buradan çok uzakta Memiş'im. Koy alıp da ne yapacaksın? Koy alacağını Nurettin Emin'in sattığı tarlaya al. Koy da neymiş öyle? Yeter yeter. Ne bağırıyorsun Memiş'im? Kulaklarım duymuyor işte. Ben kahveye gidiyorum. Anket neticeleri belli olacaktı. Gerçi netice belli de... Şimdiki seçimlerde anket moda gari. Millet anketlere hesap ediyor. Göreceksin bak. Anketten böyle köstebek gibi çıkacağım. Tilki gibi hoplayacağım. İnşallah. Hurşit! Hurşit'e! Nerede şu bizim can tıkılıklılar? Şevki! Memki! Ben geldim baba. Geldim amca. Şevki nerede? Şevki şeyde. Ha. Hurşit'e nerede? Bilmiyorum vallahi baba. Sabahtan çıktı gitti ama. Hah, karton almaya gitti. Ha iyi. Seni seçin pankartların için. Oho iyi. Suya gitti bey. Suya. Şevki yanlış yazdım. Babamın adını yazmışsın. Olsun. Yakında benim de babam olacak. Ya bir de muhtarlık seçimi çıktı başımıza. Hiç sorma. Zaten düşmandılar. Bu da üstüne tuz biber oldu. Şevki artık hiç şansımız yok. İki cihan bir araya gelse babalarımız bizim evlenmemize izin vermez. Ne demek şimdi bu? Sanırım bizi yine ayrılık bekliyor. Bu sefer ölürüm de ayrılmam senden. Canıma tak etti artık. Gerekirse çeker gideriz buralardan. Ama ben sensiz yaşayamam. Bundan sonra yaşayamam. Canım benim. Ben de senden bunu duymak için böyle söyledim zaten. Ben de senden ayrılamam. Merak etme. Anamla bir daha konuşacağım bunu. Tamam. Hazır olun lan. Kahveye nutuk çekmeye gidiyoruz. Hadi kahveye gidiyoruz. Propaganda yapacağız hadi. He. Şevki de gelince kahveye gelsin. Kime söylüyorsun? Duymaz ki. Lan koyun gibi ne bakıyorsun lan? Varsana. Durmuş muhtar oluyor. Dünya dönüyor. Duruyor da her yana selam veriyor. Durmuş geliyor. Muhtar oluyor. Hadi güle güle. Dün ahali de ona bakıyor. Bağır lan bağır. Durmuş muhtar. Daha gür sesle bağır. Gerçi fayda mı sağlar zarar mı bilmiyorum emme. Hurşidi'ye de söyletelim. Onun sesi güzeldir. Hurşide de gelsin arkamızdan. Tamam. Oh Allah'ıma şükürler olsun. Sonra da böyle rengarenk boyayalım evimizi. Bak şimdiden söyleyeyim en az 4 çocuk isterim. İkisini sen doğur o zaman. Ne? Ben en fazla 2 tane doğurabilirim canım. Vücudumun formunu bozamam. Muhtar muhtar durmuş babam. Asıl benim babam. Bizi birlikte görürse keser vallahi. O zaman sen arkadan eve git. Ben de bizimkilerin yanına gideyim. Tamam. Ay! Merhaba Neşe teyze. Merhaba güzel kızım. Hadi ben gizli geliyorum da. Sen niye saklanarak geliyorsun kendi evine? Babam görmesin diye. Benim oğlanın yanından geliyorsun sen. hoş gelmişsin süt kardeşim. Hoş gördük kardeşim, hoş gördük. Geç, kahveye gitti benimkisi seçim propagandasına.
benimki de. Ne olacak bunların hali? Ha. Yıllardır düşmanlıkları bitmedi. Ha. Şimdi de bu seçim olayı başladı. Tez günde biter inşallah. Ay saçma sapan konuştuklarını duymamak için sağır numarası yapıyorum da uzatmıyor. Yoksa? Benimki de muhtar olacağım diye dört dönüyor. Buyurun. Sağ olasın güzel afiyet kızım. Olsun. Ver. Baban çağırdaydı kızım kahveye. Git kalabalık yapman gerekiyormuş. Anne kahvede ne işin var kız başıma? Kahve değil artık orası kızım. Mitik alanı mıymış neymiş bir şey olmuş. Ha. Orada kızı erkeği olmaz tamam. Dedi babam. Hadi git bakayım. Azadım da buradaymış. Tamam hadi yanına gidelim. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ufak ufak basta gel Huriyem. Huriyem. Huriye gitti. Gitti Huriye. Hadi Sadık abi neşelendirelim. Samanlıktan kaldıramadım. Samanı da zühtü. Ben sana yandım zühtü. Hele hele yandım zühtü. Ben kaldıramadım. Samanı da zühtü. Ben sana yandım zühtü. Ben sana yandım zühtü. Susun. Ne oluyor? Aa. Ne olmuş? Bana erkeğe baksana. Zavallıcık. Yaralı, uçamıyor. Ne oldu sana? Yoksa vurdular mı seni? Ama kan da yok bir yerinde. Kanadın mı kırıldı? Sadık abi, kızartıp yiyelim mi onu? Sakın ha, sakın. Kimseye yedirmem onu. Kimseye. Tamam Sadık abi, senin dediğin gibi olsun. Ona kıyamam. Seni Huriye mi yedecek? Huriye mi yedecek? O senin derdine derman olur. Anketçi geldi hanım! Anketçi geldi! Anketçi geldi! Baylar ve bayanlar, merdivenden kayanlar, seçimde oy kullananlar. Hadi, hadi oynayın. Tamam, tamam geç, geç. Size de anket yapacağım. Şuraya geçin, şuraya geç, geç, geç. Geç şuraya, geç. Hepinize, hepinize yapacağım. Hadi tamam. Nabzınızı ölçecek. Kalbinizi pırpır ettirecek. Kafanızda tarhana çorbası pişirecek. Kalbinizi böyle pır pır ettirecek. Dağdan geldi, taştan geldi. Bir dönümlük bostan geldi. Anketçi geldi hanım. Anketçi geldi. Söyleyin bakalım. Kime oy vereceksiniz? Memişe mi, Durmuş'a mı? Ben Memişe. Durmuş'a. Muhtar Memiş ne demiş? En büyük muhtar benim demiş. Muhtar Memiş, muhtar Memiş, muhtar Memiş, muhtar Memiş, muhtar Memiş, muhtar Memiş, muhtar Memiş. Durmuş muhtar oluyor, dünya duruyor, duruyor da her yana selam duruyor. Durmuş muhtar, durmuş muhtar, durmuş muhtar, durmuş muhtar, durmuş. Üç ayı var bir şey kalmadı. Buyurun beyler. Sadık, ne o elindeki? Boş mu vurdun lan? Yoksa sağlıklı kız mı verdi? Zavallıcık. Yaralanmış uçamıyor. Koparıver boynunu lan, acı çekmez. Olup olacağı bir kuş değil mi? Sen onları aldırma cik cik.
Sana nasıl kıyarım ben? Huriyem gelsin aşıdan, seni iyileştirecek. Allah Allah. Niye gülüyorsunuz be? Aferin Sadık. Sana bir çay vereyim. İstersen kuşu da şöyle bir kenara koyalım. Bak orada bir sepet var. Sonra alırsın. Tamam tamam, sen bilirsin. Eyvah, geliyorlar, toplanın. Çekil git buradan. Bu seçim alanı benim. Burada ben miting yapacağım. Kim demiş? Benim adım Memiş. Kim demiş, alt etmiş. Burası benim seçim alanım oğlum. Ben mitingimi yapacağım. Önümüzde sandık olmasa var ya, seni böyle böcek gibi ezerdim. Kim, merak etme. Bir hafta sonra sandıktan ölün çıkacak, ölün. Senin cenazeni ben kaldıracağım oğlum. Ulan ben sandık bülbülüyüm. Sen beni tutabilecek misin bakalım fındık akıllı? Aha, şu gördüğüm bütün köylü bana oy verecek. Peki. Kim demiş? Herkes bana oy veriyor. Bak şimdi. Bak 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 bak. Bak 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 bak. Benim güzel vatandaşım, benim canım köylüm. Ben aha buraya sizin için geldim. Evet sevgili sizin, vatandaşlarım, sizin için geldim. Evet. Sizin derdinize derman olmak için geldim. Açlar için, toklar için, gözü yaşlı öksüzler için, aldı ağlayan kuzular için, dağlarda öten kuşlar için, derelerde zıplayan balıklar, evlerinin önünde kayıklar. Yok ulan öyle değildi. Tavuklar, tavuklar, halalar, teyzeler, nineler için, köyümüzün itleri, sırtındaki bitleri için. Ben sizin için varım, sizin. Ben sizin bağrınızdan geldim. Ben size muhtar olmaya geldim. Bravo! 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 Köylülerim, bu duygu sömürüsü yapan adama inanmayın. Şimdi size gerçeklerden bahsedeceğim. Ben sizin bağrınızdan çıktım. Sizin kalbinizden, gözünüzün yağından, alnınızın terinden, ellerin tozundan geldim. Benim adım Durmuş, diğer adım Halka Yorulmuş. Yorulmuş ne demek? Halka hizmet ede yorulmuş demek. İşte gördünüz, benim güzel köylülerim. Kendi ağzıyla söyledi, yorulmuş. Pili bitmiş bu adamın, pili. Evet, pili bitti. Çünkü pil devri bitti muhterem köylülerim. Muhterem köylülerim, artık elektrik devri elektrik, bilgisayar devri, chatmet devri, internet devri. Bu adamın aklı hala pilde. Hadi şuradan pilli Memiş. Demokrasi. Köylülerim, milletin maskarası. Köylülerim, eğer beni muhtar seçerseniz size hastane yaptıracağım, okul yaptıracağım, köprü yaptıracağım, artistleri getireceğim, televizyoncuları getireceğim, hepinizi meşhur edeceğim, yarışmalara çıkaracağım. Sonracığıma salmaları kaldıracağım, söz size. Aha şu gördüğünüz yere havaalanı yaptıracağım, liman yaptıracağım. Gemileri, uçakları getireceğim. Köylülerim, beni dinleyin. Bu adam yalan söylüyor. Vallahi da yalan söylüyor. Billahi de yalan söylüyor. Sizi kandırıyor. Dediklerinin hepsi yalan. Pasafiso. Çekemiyor sevgili köylülerim, çekemiyor. Vallahi çekemiyor, billahi çekemiyor. Benim hizmetlerimi çekemiyor. Bunların sülalesi de böyleydi. Yok ya. Cinsi, cibiliyeti de böyleydi. Hepsi kıskanç. Kafadan çatlak. Zırlak mı zırlak bunlar. Sözünü geri al Durmuş. Yoksa... Almazsam ne olur lan? Senin sülalede silme aptal. Anladın mı?
Bir keresinde benim babam senin babana bir şaplak atmış. Senin baban kuş gibi uçmuş. 3 gün yerden kalkamamış. Ya senin baban? Benim babam bir tokat atmış, zıbarıp kalmış ya. Sana şimdi böyle... Ne yaparsın lan? Ne yaparsın lan? Ne yaparsın? Ah ulan ah. Ah lan ah. Seçim kanunlarına muhalif olmasa idirilim yoksa. Hadi centilmenlik bende kalsın. Sen aha şu köylüye dua et. Yoksa kimin şaplağı darmış gösterirdim sana. Yine de gösterebilirim. Burşit. Gel baba. Anla da ürk diye yapıyorum bunu. Söz misali. Lan Sadık kalk bakayım. Seçimden sonra sana aha böyle tokat atacağım. O da tokat mı sanki? Baba bak. Kakan. Baba bak. Tokat diye buna derler. Gözün korksun diye gösterdim. Kaldırın lan şunu. Peki baba. Kalk. Geç gösterdim ki çıkıyor. Nasıl? Çekil! Çekil! Kaldırın lan şunu! Kalk Sadık! Kalk! Bak! Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz Allah aşkına? Delirdiniz mi siz? Ne var ya? Söz misalidir. Yoksa ben demokrasiye saygılıyım. Demokrasi için muhtarınız olacağım. Ben muhtar olacağım. Muhterem köylülerim. Ezilen halkı kurtarmak için. Tokatlanan milleti uyandırmak için. Demokrasi için. Acıyor Cikcik. Çok acıyor. Vurdular bana. Niye vurdular? Niye? Sen iyisin değil mi? Ölme ne olur. Bak birazdan Huriyem gelecek. Seni iyileştirecek. Ne bakıyor? Eyvah yine geldiler. 3 kuruşluk muhabbetiniz vardı onu da bozacaklar. Ay doğru merhaba. Dedim vallahi. Geldiler bilmiyorum ki. Cikcik, düşürdüm seni. Düşürdüm. Ne yaptım? Eyvah. Cikcik neredesin? Çekil karşımdan sarıçı. Sen çekil kara yılan. Ne diyorsun sen? Bana kara yılan dedin ha? Sana diyorum ben. Ne yapamayacağım ha? Ne yapacağım? Gel ben sana. Ne yaptım ben? Ne yaptım Cikcik? Eyvah. Eyvah. Şu işe bak. Babaları birbirini yiyor. Onlarsa şu dünyada sevgiden güzel bir şey var mı acaba? Bu köyden ne çok aşk hikayesi çıkıyor. Hurşide ile Şevki. Sadık'la Huriye. Gerçi Huriye benim pek farkımda değil ama
Belki de naz yapıyordur. Cikcik, Cikcik, neredesin Cikcik? Kusura bakma, seni düşürdüm. Bu işi uzatmayacağız artık. Ya ne edeceğiz? Seçim günü kasabada kıyacağız nikahı. Annemden icazet aldım. Seninkini de ikna edecek. Peki ya babam? Onların seçimden başka düşündükleri yok. Merak etme. Çok korkuyorum Şevki. Korkma kız. Analarımız cabbardır bizim. Onlar arkamızda olduktan sonra. Yılmaz Bey dursanıza. Durun lütfen. Hı? Cik, hadi. Hadi gel buraya. Hadi lütfen üzme beni. Hadi kon şurada, hadi Cik. Ne oldu Hurriye Hanım? Nereye gidiyorsunuz? Hadi. Hadi lütfen. Hadi kon şurada, hadi. Ulan deli Sadık, ben sana gösteririm. Hurriye Hanım. Ya uğraşmayın hadi, şu hadi, deliyle ya. Seni Hurriye hemşire iyileştirecek. Hadi gel buraya. Hadi. Sadık. Şey, kuyuya düştüm. Ey Allah'ım ya. Elimden onu çıkaracağım. Şimdi çıkarırım. Sadık, Sadık dikkat et. Yılmaz Bey, çabuk koşun, bana yardım edin. Ey Allah'ım, bir deli bir kuyuya Sadık taş atar, 40 akıllı çıkaramaz derler. Sadık dikkat et. Bir de bu deli kuyuya kendini atarsa kim bilir kaç adam lazım çıkarmaya. Koşun çabuk, düşecek. Geldim Hurriye Hanım, geldim, geldim. Sadık dikkat et. Geldim. Kurtardım onu. Onu iyileştirin. Onu iyileştirebilirsiniz. Ama bu kuş yaralı değil ki. Çocuklar bir şey takmış kanadına. Bak. Tamam işte. Kurtuldu. Salı verelim mi? Ne kadar güzel bir kalbin var senin. Senin gibi birini görmedim hiç. Hurriye Hanım, Hurriye Hanım. Bakın çocuklar aşı için bekliyor bizi. Hadi Hurriye Hanım. Resmi görev. Şu anda resmi görevdeyiz, hatırlatırım. Köyde görüşelim, tamam mı? Tamam. Affedersin Sadık. Kuyuya mı düştün lan? Oraya bir taş düşmüştü, alır mısın çıkarken? Hadi bana eyvallah. Sevincinden koştu gitti. Lütfen gidelim artık. Çocuklar bizi bekliyor. Çocuklara aşı yapalım. Onları bulaşıcı hastalıklardan koruyalım. Hadi Hurriye Hanım, hadi acele edelim, hadi. Cikcik, geldin. Biliyor musun? Hurriye ne dedi biliyor musun? Senin ne güzel kalbin var dedi. Benim kalbim güzelmiş Cikcik. Sanırım Hurriye hemşire bana aşık. Anketçi geldi. Emmiler anketçi geldi. Anketçi. Evladım. Biz seçim anketi değil, geçim anketi istiyoruz. Tarlalarda su yok, ambarlarda un yok. Geçinemiyoruz evladım. Geçim anketini ne zaman yapacaksın? Ha? Üstü dede, devir değişti gayrı. Memlekette geçim değil, seçim önemli. Sen seçimini yap, suyu da unutursun, unu da unutursun. Geçimi ne yapacaksın ha? Çekil şuradan Üstü amca ya. Meşgul etme anketçiyi. Demokrasi düşmanlığı yapma. Çekil. Allah Allah. Gel.
çekmiyorum. Söyle bakalım lan. Anlat şu millete Durmuş amcanın anketini. Muhterem köylüler ve de muhtar adayları ve değerli azaları. Ben memleketin anketçisi olarak bütün köyü ev ev aradım, taradım, fikirlerini yokladım. Seçimden evvel seçim yaptım. Sonuçları aldım. Söylesene o zaman. Hiç hak yemeden, taraf tutmadan anket sonuçlarını okuyorum. Hadi dinliyor musunuz? Dinliyoruz. Dinliyoruz. O zaman okuyorum. Herkese dedim ki, Durmuş amca muhtar olsun mu? Olsun tabii. Olsun. Durmuş muhtar. Muhtar. Durmuş. Durmuş muhtar. Bazıları öyle dedi. Bazıları demediler. Sonra dedim ki, Memiş amca muhtar olsun mu? Olsun tabii. Muhtar. Memiş. Muhtar. Memiş. Muhtar. Evet, bazıları öyle dediler. Bazıları demediler. Yani? Yanisi amcalar, emmiler, dayılar. Anketten şu sonuç çıktı. Durmuş amca muhtar olsun diyenler... %50! Memiş amca muhtar olsun diyenler... %50! Bu nasıl oldu? O değerli, ben değerli. Ne demek bu? Ha? Kız. Fala ihtiyacın mı var senin? Sevildiğini bilmiyor musun? Ya öyle deme, utanıyorum. Sevgiden utanılır mı Hurşidem? Utanılmaz değil mi? Utanılmaz. Ne oldu, canın sıkkın gibi? Babam yüzünden. Babana yapmadığını komuyor. Hoş, o da aynı ya. Yıllardır şu saçma düşmanlıkları bitmedi gitti. Şimdi de bu çıktı başımıza. Bir karış toprağı paylaşamadıkları yetmezmiş gibi... bir de muhtarlık kavgası. Şevki, ananla konuştun mu? Konuştum. Benim gelinim Hurşide'dir diyor da başka bir şey demiyor. Siz beşik kertisiniz. Babanın sözü var diyor. Ya seninki? Benimki de razı ama babamı biliyorsun işte. Bu nasıl anket lan? Böyle saçma sapan anket mi olur salak? Salak herif. Bu köylünün hepsi oyunu bana verecek, bana. Salak. Anladın mı? Bana oy verecek. Yalancı anketçi. Memiş amca. Durmuş amca. Vallahi yalan söylemiyorum. Hadi evleri tek tek dolaştım. Herkese sordum. Sormadın mı emmiler? Sordum. Ama sonuç bu. Hiçbir tahribat yapmadım. Elim kolum kırılsın vallahi billah. İki gözüm önüme aksın ki ya. Demek köyün yarısı bana oy veriyor. Yarısı da bana. Böyle şey olmaz. Olmaz. İtiraz ediyoruz. Emmiler, amcalar. Vallahi diyorum ya. Anketi hile hurda karıştırmadım ben. Demokrasinin, Yüksek Seçim Kurulu'nun bana verdiği bütün yetkiyi... bütün medyatik ve sosyolojik etkiyi dikkate alaraktan... Lan canını alırım lan senin. Söyle lan canını. Memiş. Kardeşim. Söyle Durmuş kardeşim. Bana oy vereceksin değil mi kardeşim? Vereceğim tabii kardeşim. Ben de sana vereceğim kardeşim. Ne diyorum lan ben? Ne diyorum lan? Ben sana bitimi vermem lan, bitimi. Hadi lan, hadi suratla, hadi. Memiş, seni döverim. Ayrılın, yapmayın. Bırakın beni. Yapmayın ya. Bırakın beni. Huriye beni seviyor. Huriye beni seviyor. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ufak ufak basta gel Huriyem. Evet. Huriye beni seviyor. Ama o Yılmaz denen adam hep yanında. Aklını çelecek kızım. Ne yapmam lazım?
Evet, ne yapmam lazım? Sürekli Huriye hemşireye yakın olmam lazım. Hem ne demişler? Gözden uzak olan gönülden de uzak olur. Nerededir şimdi Huriye? Ha, tamam, aşıda. Vallahi billahi. Bütün köylüye sordum. Hiç kimseyi kovmadım, sormadık. Sonuç netice aha bu. Oya oy kattıysam, sayıları karıştırdıysam, ellerim kırılsın, gözlerim önüme aksın ya. Söyle lan. Sormadığın kimse kaldı mı köyde? Kalmadı. Herkesi sordum. Bir kişi bile yok mu lan ha? Köy kaç kişi ki zaten emmiler ha? Buldum. Ne buldun? Ne buldun? O, kim? Kim? O neymiş? O. Ona sormadım. Neymiş sadece ya? Ona sormadım. Yani emmiler, amcalar, durum vaziyet gösteriyor ki Sadık kime oy verirse muhtar o olacak. Öyle mi? Vallahi öyle. Saf Sadık'ın oyuna kaldık. Vaziyet bundan ibaret emmiler. Neydi Pedip? Onu kendinize çekmelisiniz. Muhtarlık onun elinde. Doğru. Sizi muhtar ederse ancak o el. Yani Saf Sadık. Nasıl olsa diğer köylüler, yani %50'ler çantada keklik. Hı? Sadık'ı kazanmalısınız. Kendi safınıza çekmelisiniz. Muhtarlık seçiminiz onun elinde. Koşun. Yürüyün lan. Hadi. Yürüyün çabuk. Dur. Çabuk yürüyün. Oh be. Yırttık. Çekil lan önümden. Allah Allah. Üçkar çelik. Yılmaz Bey, ne oluyor bu çocuklara? Eskiden iğne adını duyar duymaz ağlarlardı, şimdi gülüyorlar. Bir dizi filmdeki çocuk iğne olurken güldü ya, ondan Huriye Hanım. Artist çocuğa özeniyorlar işte. Bu millet aşıyı çok seviyor. Bakalım sen de arkadaşların gibi cesur musun? Evet. Hiç korkmam ben aşıdan. Sadık? Evet, ben Sadık. İyi ama ne yapıyorsun sen burada? Çocukken bir aşım olmamışım, eksik kalmış. Annem hep öyle söylerdi. Ben de fırsat bu fırsat olayım dedim. Şakacı seni. Bak çok güldürdün beni. Yani şaka yapıyorsun değil mi? Şaka bu. Şaka mı? Ha evet, şaka. Ben sana aslında kuru üzüm getirdim. Hay Allah, daha yeni getirmiştin. Olsun. Onu tam yiyememiştin. Teşekkür ederim. Sadık, Sadık. Sadık. Anam yine geliyorlar. Şimdi başlar bunlar bana vurmaya. Amanın. Amanın. Nasılsın, iyi misin? Nasılsın? İyi misin? Koşun ya! Sadık, kaçma! Gel buraya Sadık! Gel baba! Gel
Sadık Bey'i görüyorum. Sadık Bey. Sadık Bey. Bu ne güzel tesadüf be. Ne oluyor ya? Hem vuracak hem Sadık Bey diyor. Bu en azından döveceği insana saygılı. Durmuş Bey gibi değil. Sadıkçığım, madem ben sana vurdum, sen de bana vur kardeşim. Sadık Beyciğim, bana da vur. Hızlı vur. Aa, hadi Sadıkçığım, elini korkak alıştırma. Hadi vur. Oh, ellerin dert görmesin. Memleketin bekası için vur. Vur, vur. Demokrasi bir daha. Demokrasi için. Bir daha vur. Gel sana bir çay ısmarlayayım. Hadi gel. Yok yok yok. Ben ısmarlarım. Hadi gel gel. Ben ısmarlayacağım. Hayır ben ısmarlayacağım. Bir çay içelim hadi gel. Çekil sana. Çekil diyorum sana. Ya dur. O benim adamım ya. Bana bak. Bana bak. Bırak sana kardeşim. Bana bak. Bırak sana. Bırak sana. Bırak sana. Bırak sana. Bırak sana. Ya Sadık, işte böyle. Neler olduğunu anlamadım vallahi. Hem Huriyem bana çok sıcak davranmaya başladı, hem Memiş de Durmuş kafayı yiyip gelip kendilerini bana dövdürdüler. Köyün yıldızı oldum çıktım. Ama Yılmaz denen o adam gıcık oldu ya, en çok da ona sevindim. İyi günler Huriye Hanım. Size çiçek getirdim. Teşekkür ederim. Niye zahmet ettiniz? Ben bu köylüler gibi değilim. Onların aklı fikri muhtarlık seçiminde. Benim aklım fikrim ise sizde. Ne dediniz Yılmaz Bey? Yani sizde. Aklım, ruhum. Ben size aşığım Huriye Hanım. Oh. Gündüz hayalimde, gece düşümde, bu köye her gelişimde sizi gördüm, sizi sevdim. Benim Huriye'm dedim. Gel el ele verelim, kırlara gidelim, eşeklere binelim, türküler söyleyelim. Seni seviyorum Huriye'm. Başka ne diyeyim? Yılmaz Bey rica ediyorum kendinize gelin. Biz sadece iş arkadaşıyız. Ama ben sizi... Susun lütfen. Yoksa kalbinizde başkası mı var? Başkası var değil mi? Hayır, kimse yok kalbimde. Sadık'ı görmüyorum. Nerelerde? Oysa her gün uğrardı buraya. Onu hiç gördün mü? Neyse, benim işim var. Vay be! Saf Sadık'ı sordu. Ama nasıl olur? Yoksa o saf direğe mi yanık? Ama mümkün değil. O saf Sadık. Ulan Sadık, ulan Sadık, yaktım seni bu sefer. Alçak! Sen ne dönek adamsın be? Ben mi? Durmuşum. Ben ne yaptım? Sus! Bir de konuşma karşımda. Tüh sana! Hani bana oy verecektin lan? Vallahi vereceğim baba. Tabii ki vereceğim. Vermez olur muyum? Senden başkasına oy mu verirler? Kalıbına yazık. Ulan Memiş'e sana oy veririm demişsin. Bana da. Ne lan bu yanar dönerlik? Ama bey... Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Baba ben bir şey yapmadım. Deli olmasan var ya, ben sana gösterirdim. Dua et ki senin oyuna ihtiyacım var. Hele bir seçim bitsin, muhtar olayım. O zaman alacağım elimi. Aa, Durmuş! Al Durmuş! Sadık. Yapma! Al, Durmuşum al. Yapma! Yapma al, kurbanın al, olayım. Al, Durmuş! Al, Durmuş! Al, kurbanın al, olayım. Al yapma! Deli Sadık. Aa, al, yapma! Al, Durmuş! Al, baba yapma! Al, Durmuş baba. Dur! Baba dur! Kendine gel! Baba! Biz saf Sadık değiliz. Baba. Hurşit. Hurşide. Ah. Ah.
Allah. Ne oluyor lan? Niye büzülüyorsunuz böyle? Oh be. Aklı başına geldi nihayet. Oh çok şükür. Bu Sadık beni delirtecek ya. Onun oyuna ihtiyacım var. Ama oyununa geliyorum. Muhtarlığım ona bağlı. Ama herif deli be. Akıllı olsa. Ah. Nasıl tarafıma çekeyim? Nasıl? Bilmiyorum valla nasıl yapayım. Sen söyle. Ha? Ne yapayım o deliyi? Eşek sudan gelesiye kadar dövelim. Sudan geldiğinde de öldürelim. Salak. Nerede bu Şevki? Çağır onu da bana bir akıl versin. Onda da dirhem kadar akıl yok ya. Neyse. Şevki Hürşit Emine'lere kadar gitti. Niye? Ben gönderdim. Ha. Kezban abladan yün alıp gelecek. Ben de senin ne zaman duyup ne zaman duymadığını anlayamadım ya. Neyse. Ya sevme, ya terk et. Yoksa seni silerim bu köyden, bu dünyadan. Buraya benim, anladın mı? O yarım aklınla kızı alacağını sanıyorsan çok yanılıyorsun. Kız kimi isterse ona gider. Sen onun yavuklusu musun? Vur. Desene. Gel hadi. Sadık abi hadi. Hadi sen de vur. Hadi gel. Ayağa kalk ayağa hadi. Hadi Sadık abi kalk ayağa kalk. Gel. Hadi. Şimdi hadi. Son vuruş. Ölüm vuruşunu yapıyorum. Hadi Sadık abi kalksana. Artık Huriye benim. Huriye benim. Huriye benim. Huriye benim. Benim. Herkes. Huriye benim. Be. Herkes nasılsın kız? Aman Neşe, bekleye bekleye gözlerim yollarda kaldı vallahi. Vallahi kardeş, seni pek özledim. Durmuştan korkuma anca gelebildim. Ben de Memiş'ten korkuma ne edeceğimi şaşırdım kaldım. Ay vallahi. Sağır taklidi yapa yapa sağır kalacağım vallahi. Ne olacak böyle? El alem karşısında düşmanız, kendi aramızda kardeşiz. Ne zaman bitecek bunların düşmanlığı derken? Bir de muhtarlık seçimleri çıktı. İyi mi? Ya hangisi muhtar olsa durum feci. Ne yapıp edip bu durumu bozmalı kardeş? He vallahi. Hemencik bozmalı hem de. Memiş bizi burada görse var ya, beni keser vallahi keser. Ya beni durmuş görse, amanin düşman kulağına kurşun. Ay kız, adamlar bu haldeyken ne edeceğiz bu çocukların işini? Ha? Ne edeceğiz? Ne bileyim vallahi, bir duysalar bizi oylum oylum oyarlar.
Öyle ama Şevki diyor ki biz duramayacağız buralarda Allah. Ana. Hurşide'yi de kaçıracağım, nikahı da kasabada kıyacağız diyor. Biz zaten beşik kertiyiz diyor. Seni gibi sarıçı ya seni. Sokulmuş da yanıma farkında değilim. Hadi şuradan. Karayılan. Burnumun dibine kadar girmişsin. Hadi şuradan uğursuz meymenetsiz. Ha başına taşlar düşsün he mi? Cadalo suratlı. Bugüne bugün muhtar karısı olacağım diye çatlayan diye mi? Aha ben muhtar karısı olacağım, sen çatlayacaksın. Hadi oradan. Aha başına taşlar düşsün he mi? Boşuna suratlı. Yürü. Uğursuz meymenetsiz karı. Sensin uğursuz meymenetsiz. Benim kadar baş düşsün başına. Tamam biraz demokratik ol ya. Demokratik oluyorum sana. Uyma sülale. Medeni ol. Sen muhtar karısı olacaksın. Tamam diyorum sana. Ben olacağım muhtar karısı. Hadi şuradan sarıçı ya. Karayı lan. Hadi subhanallah. Hadi kız eve yürü. Ben kahveye gidiyorum. Seçim kampanyam başladı. Sen de git kız. Benim de kampanya var. Kahvedekiler beni bekliyor. Hadi. Hadi. Koşun, koşun. Sade alın, sade alın. Tamam, tamam, hemen getiriyorum. Çabuk koşun oraya, sağda. Kalk. Tamam baba. Nerede, koltuk nerede? Gel bakayım aslanım, gel. Tamam, bir şey yok. Gel. Gelin. Şöyle. Geldim baba. Dur. İşte Sadıkcığım, senin yerin burası. Bundan sonra bu kahvenin baş müşterisi sensin. Koltukta oturacaksın. Otur şöyle. Kahveci hop, Sadıkcığıma bir güzel kahve getir. Mis gibi olsun. Orta şekerli içersin değil mi? Sadık, sen bu köyde bir tanesin. Sadık, nasıl beğendin mi yerini? Senin yerini. Hoşuna gitti değil mi? Rahat ol aslanım, kurul şöyle. Ulan ne kadar yakışıyor bu koltuk. Şuna baksanıza millet. Sadıkcığım, gayrı oyunu bana verirsin değil mi? Oyunu bana verirsin ha. Seni ömrü billah böyle yaşatacağım. Sözüm söz. Öyle değil mi lan? Öyle mi ha? Ey ahali, hepinizin önünde söz veriyorum. Benim sözüm sözdür evet, burada. Evet, duyun, bilin. Sözüm söz. Sandıkta oyunu kime vereceksin bakayım? Söyle bakayım. Buyur. Durmuş'a. Dur. Hadi bakayım. Oyun kime? Durmuş. Benim canım çok sıkıldı. Gezmek istiyor. O da nereden çıktı ya? Ne? Hallederiz Sadıkçım. Yeter ki sen iste. Kimki benimki. Biriniz araba getirir. Koşun. Tamam amca. Koşun. Sen ne bekliyorsun lan? Koş çabuk. Hadi koş. Hadi. İşte geldi. Zaman geldi Sadıkcığım. Hürsediğin yere gidiş ya. Buyur, geçelim. Nereye gidelim Sadık Bey? Ha? Hadi şöyle. Kasabaya gidelim. Hadi oğlum dur. Hadi kasabaya sür oğlum sür. Vazgeçtim aşağı köye gidelim. Tamam Sadık. Vazgeçtim aşağı köye hadi. Tamam amca. Yok yine vazgeçtim. Sağlık ocağına gidelim. Tamam, sür oğlum, sağlık ocağına, hadi. Tamam amca. Sağlık ocağına gidiyoruz. Bana bir çiçek. Geliyoruz peşinden, çiçek geliyoruz. Evet çiçek, geliyoruz. Hem de en güzeli. Bulurum sen.
Hop. Siz burada durun. Sana çiçek getirdim. Dikelim mi? Teşekkür ederim. Ne kadar düşüncelisin. Teşekkür ederim. Hadi bakalım dikelim buraya. Çok güzellermiş. Sen çiçekleri çok mu seviyorsun? Çok, çok seviyorum. Ulan bu güzel çiçek aşık. Açar bunlar. Mis gibi de kokar. Ne oldu? Hiç. Sana türkü söyleyeceğim. Dinle. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ah Sadık, ne kadar güzel bir insansın sen. Ben güzel insanım. Güzel. Sen de güzelsin. Sen de. Sen de. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ufak ufak basta gel Huriyem. Ufak ufak basta gel. Ne şeker şeysin sen. Kör kütük aşık bu. Lan boyu kapmalıyız. Bu iş tamamdır. Safın oyu cepte artık. Aklıma bir şey geldi. Yürü. Bak, Huriye yanağıma dokundu. Sevdi beni. Sevdi. Huriye beni sevdi. Ben de onu seviyorum, çok seviyorum. Sen de mi seviyorsun? Bir gün onu buraya getireceğim. Anlıyorsun beni değil mi? Anlıyorsun. Sadık, bak sana ne getirdim. Gül. Gül ne demek biliyor musun? Ha, biliyor musun? Aşk demek, sevda demek. Ha, seni köfte yoğur. Nasıl da gülersin. Kimi seviyorsun bakayım? Söylemem. Ben söyleyeyim mi? Sağlıkçı kız mı lan? Ulan ne anasının gözüsün. Pek de güzel kız maşallah. Onu sana gelin alsam ne dersin? Alayım mı lan ne dersin? Ha? Tamam lan alacağım. Senin hatırın için alacağım. Ama bir şartım var. Durmuş muhtar oluyor. Dünya duruyor. Duruyor da her yana selam veriyor. Durmuş muhtar olmuş. Sadık Bey, bak. Nasıl? Güzel değil mi? Bakalım sana ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Düğün. Düğün mü? Evet, düğün. Evet. Düğün yapacağız. Allah'ın emri. Peygamberimiz kardeşine isteyeceğiz Suriye'yi sana. Düğününü de ben yapacağım, tamam mı? Şimdi de bakayım. Oyum Memiş'e. Tamam. Tamam. Durmuş'a. Hayır. Hayır. Memiş'e. Memiş'e. Memiş'e.
Durmuş. Ne oldu şimdi? Ne oluyor burada? Sadık, ne yapıyorsun burada? Bu saçma sapan oyunun, bu koltuk düşkünlerinin maskarası mı oldun? Yazık, hiç yakıştıramadım sana. Hem de hiç. Dışarıda ne oluyor be Eşe? Durmuş. Eşe ne? Kalkabildin mi nihayet? Ne oldu kız? Ne bağırıyorsun? Sadık ağlıyormuş kahvenin orada. Sabahtan beri ağlıyormuş. Bir bak bakalım. Allah Allah, ne ki bunun derdi? Sadık, ne olmuş burada ya? Niye buraya çıktın? Nedir oğlum, ne olmuş burada ya? Nedir? Gel aşağı, gel. Ne yapıyorsun sen oralarda ya? Nedir bu öde? Sadık! Alın oğlum, gel aşağı. Sadık, yaşına kurban olurum. Alın oğlum, gel. Ne bileyim ya? Sadık Bey, Sadık Beyciğim. Sadık Beyciğim. Ya ne yapacağız Sadık Beyciğim? Ya Sadık aşağı. Ya Sadık, gel aşağı. Hay Allah ya. Sadık, ya Sadık ya. İn aşağı be abi. Acın ol ya Sadık, in aşağı. Ne olmuş, niye ağlıyor bu? Hadi Sadık. Sadıkcığım, ne oldu sana? Sadık, söyle. Şimdi oldu Sadık. Söyle bakayım. Ne olmuş? Kör müsün? Ağlıyor. Senin yüzün. Adamı deli ettim be. Hadi oradan sen de. Asıl deli eden sensin. Gör için yapılır mı bu be? İn aşağı abi. Ya sen? İn aşağı. Sen neyin peşindesin? Çok mu seviyorsun? Aşağı, Sadık. Bir de Sadık Bey diyor. Sanki ben görmedim. Susturun lan şunu. Hadi. Hadi. İn aşağı. Hadi. Hadi. Sadık. 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 Hadi indirin şunu aşağı. Hadi. Do
Yarın oyumu sana vereceğim. Sus. Oyunu bana verecek. Oyunu bana verecek. Muhtar benim. Benim. Yarın oyumu sana vereceğim. Biliyordum zaten. Bana vereceğini biliyordum. Muhtar benim. Yarın muhtar benim. Sandıktan ben çıkacağım. Sandıktan ben çıkacağım. Yarın sandıktan ben çıkacağım. Sandıktan ben çıkacağım. Buyur. Her şeyin ayrıca. Şevki? Sen oyunu kime vereceksin? Sen kime? Sen kime verirsen ben de ona vereceğim. Ben de sen kime verirsen ona vereceğim. Lütfen. Seçim günü propaganda ve slogan yasak. Seçim sandığı alanından derhal çekilin lütfen. Haklısın memur bey. Defolun buradan. Defolun gidin. Gidin. Türkünüzü başka yerde söyleyin. Gidin. Saygısızlar. Defolun. Hadi be. Şey. Size yakışıyor mu bu? Medeniyetsizler. Rahatsız etmeyin milleti. Ayıp değil mi? Demokrasiye uyuyor mu bu? Millet özgürce oyunu kullansın. Rahat bırakın. Hadi defolun. Hadi. Hadi gidin. Hadi şuraya. Hadi. Herkes şuraya. Geç. Böyle densizler yüzünden sizi üzdüğümüz için özür dileriz efendim. Yaşasın demokrasi! Alkışlamayın lan! Hay Allah! Bana oy verecek 77. kişi girdi işte. 77. Bana oy verecek 77. kişi girdi. Oylar eşit oldu yine. Herkes burada ama Sadık yok ortada. Nerede kaldı bu adam? Geç kaldı. Sandığın kapanmasına 5 dakika kaldı. Neredesin ya? Neredesin? Neredesin ya? Neredesin? Nerede bu? Aha gel lan. Gel lan. Sadık Beyciğim gel. Yürü. Sadık. Gel Sadık Beyciğim gel. Gel Allah aşkına gel. Gel. Gel buraya. Gel Sadık gel. Gel. Hadi gel adamım gel buraya gel Sadık. Gel kaçma. Sadık gel kaçma. Gel. Millet sana güveniyor hadi aslanım. Yürü. Hadi yürü aslanım benim. Öyle. Tamam. Oyunu bana vereceksin ha Sadık tamam mı? Hadi aslanım hadi yürü. Lütfen. İçeri giremezsiniz. Ve de seçmeni etkilemeyin. O özgürdür. Oyunu istediği gibi kullanır. Lütfen. Bak veriyor. Nerede
mi? Ha? Ha, verdi. Sana ne? Sana ne? Tamam. İşte bu kadar. Oyunu bana verdi. Ben muhtar olacağım. Ben. Bana göz kırptı. Oyunu bana verdi. Bana verdi. Gördünüz mü? Bana verdi. Gördünüz mü? Yürüyün. Kızdaşım, bu erkek milleti pek saf. Ne demezsin? Muhtar olunca sanki felişten oluyorlar. Şşş, bize bakıyorlar. Evet, süre doldu. Sayım işlemlerine geçebiliriz. Tamam. Hadi açalım. Sayım işlemi tamamlanmıştı. Şimdi sonuçları halka bildirmeliyiz. Ama memur bey, bu işte bir terslik yok mu? Sandıkta demokrasinin dediği oldu. Evet, beni dinleyin. Ne? Sonucu açıklıyorum. Kuyulu Kaya muhtarlık seçiminde sandıktan toplam 155 oy çıkmıştır. Evet, 155 oy. Bu oylardan biri geçersizdir. Seçmenlerden biri o yerine zarfın içine kuş tüyü koymuştur. Sonucu açıklıyorum. Kuyulu Kaya muhtarlık seçiminde kair ekseriyet vardır. 155 oydan 152'sini alarak bir aday muhtar olmuştur. Bu adayı açıklıyorum. 155 oydan 152'sini alarak muhtar olan aday... muhtar olan aday. Lütfen beni dinleyin. Arkadaşlar, lütfen. 152'sini alarak muhtar olan aday. Kuyulukaya köyünün muhtarlık seçiminde sandıktan... Sadık çıktı. Bravo! Memur bey, sen ne diyorsun Allah aşkına? Ne Sadık? Memur bey, muhtar benim. Benim. Maalesef. Ne siz, ne siz. Bu köyün muhtarı Sadık'tır. Muhtar da oğul. Memiş'e bir oy, Durmuş'a bir oy. Onları da kendileri vermiş. Yoksa köylünün hepsi oyunu sandığa vermiş. Olamaz, olmaz. Ya rüya olmalı bu. Bu mümkün değil. Muhtar benim, benim. Muhtar benim, benim. İyi ama bu kanunu değil ki. Sadık aday bile değildi. Evet, evet. Müracaatı yoktu. Biri onun adına müracaatta bulunmuş arkadaşlar. Hangi salak, hangi manyak yapmış, hangi... Aman kardeş, çakmasınlar bizim yaptığımızı. Kocalarımızın kavgasından ancak böyle kurtulduk. İyi ettik, iyi. Sadık'ı aday ettiğimize iyi ettik. Yeter gayrı be. Hep kavga, hep dalaş. Ama kız Sadık bunlardan akıllıdır ha. Aman aman, bize bak bunlar. Sarıçlı ya, karayı lan. Muşkula suratlı seni. Keşkek suratlı. Susun be, susun. Memur bey, bu işte bir terslik olmalı. Sadık muhtar olamaz. He. Komplo var bu işte. Komplo. Halk muhtarını seçmiştir. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Siz bana oy vermediniz mi lan? Sen kocana oy vermedin mi? Puh. Babana, amcana oy vermediniz mi lan? Sen hep Sadık Bey dedin ya. Ben de ondan ona oy verdim. Baba, vallahi onu razı etmek için oy verdim. Bizim taraftan olsun diye verdim.
Ben de. Sakarım. Aptalar. Aptalar. Siz ne yaptınız? Nasıl yaparsınız bunu? Şey, Durmuş. Sadık o kadar övdü ki ben de ona oy verilecek sandım. Baba, biz görevimizi yaptık. Sadık'ı kazanmak istedik. İstedik. Geri zekalı. Aptallar. 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 Ancak kaçabildim. Hazır mı her şey? Hazır hazır. Hadi gidelim o zaman. Al. Artık bu senin. Bu köyün muhtarı sensin. Ben ne yapacağım bunu? Mühür basacaksın. Muhtar sensin. Şimdi kendine bir muhtar odası bul. Oraya otur. Her gelenin evrakını imzala. Ve bu mührü bas. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Gelin peşimde. Hadi. Gelin. Çocuklar ne yapmıştır acaba? Bir aksilik çıkmamıştır inşallah. Yok yok, merak etme Şevki, her şeyi halletmiştir. Neşe, bu deli bizden akıllı gel, gel, kız. He ya, baksana nasıl maskarayı alıyor milleti. Al bakayım bunu da bak. Al buraya da. Al avcım, hop. Emmiler, amcalar, mührü kuyuya atıyorum. Bulana da muhtarlığı devrediyorum. Şimdi mührü kuyuya atıyorum.
Huriye bir dakika dur. Huriye nereye gidiyorsun? Gitme. Huriye deliyor. Gitme. Dur Huriye. Huriye. Alacağın olsun. Alacağın olsun. Benim gibi bir İstanbul beyefendisini bıraktın. O deliye gittin ya. Alacağın olsun senin. O deliye gittin ya. Alacağın olsun. Dur. Dur. Huriye. Beni de alın. Beni bekle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.